Demokratik Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Kemal Bülbül. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, değerli genel kurul üyeleri, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii ki eşitliğe, adalete, varlığa, birliğe, dirliğe, barışa hizmetle ömrünü geçirmiş bir insan olarak savaşsız, silahsız bir dünya dileğiyle ordular yerine müzakerenin, ordular yerine toplumsal barışın, ordular yerine silah olmaksızın bir arada yaşamanın ütopyadan çıkıp gerçeğe dönüştüğü bir dünya dileğiyle Türkiye'yi ve bu duygulara katılan tüm insanları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ancak şu anda yaşamın bir gereği olarak ordu var ve biz askeri ceza kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının kanun teklifi üzerine görüşmeler yapıyoruz. Teklif alel acele komisyona geldi ve nefes nefese komisyondan geçti. Aşağı yukarı tüm yasa tekliflerinde olduğu gibi önceden zaman vermeksizin, önceden üzerinde düşünme olanağı sağlamaksızın, önceden hangi önergeleri getireceğimiz, hangi boyutuyla eleştireceğimiz olanağı olmaksızın sadece komisyondaki zamanla düşünme olanağı sağlayarak bir yasa teklifi üzerinde, hele de askeri yasa teklifi üzerinde konuşulamaz, görüşülemez. Evet, Türkiye'de askeriye ve ordu dendiğinde herkesin mutlaka bir hassasiyeti, bir bakış açısı vardır. Keşke herkes insan olarak doğduğu dünyada barışı, eşitliği, adaleti savunan bu yaşamı vazgeçilmez bir yaşam tarzı olarak görse ve biraz önce söylediğim gibi ordulara ihtiyaç olmasa idi. Bu kanun teklifinin Genelkurmay tarafından yapılan açıklamaya göre bu boyutuyla da ele almak lazım. TSK'nın savunma harcamaları bakımından Avrupa'da 6., dünyada 17. sırada olduğunu görüyoruz. Şimdi bu artışı sağlayan, bu harcamaları sağlayan, bu harcamaların gitmesine zemin hazırlayan durum nedir? Bu harcamalar hangi kalemde yapılmaktadır? Sahiden bir zaruret midir, yoksa bir fuzuli harcama mıdır? Bunun tespit edilmesi gerekir. Ayrıca IMF raporuna göre, 12 Ekim 2021 IMF raporuna göre dünya ekonomi sıralamasında ilk 20 arasına giren Türkiye 21. giderek 22. sıraya düşmüştür. Acaba bu askeri harcamaların 21 ve giderek 22. sıraya düşmesiyle bir ilgisi var mıdır? Varsa hangi boyutları bakımından ilgisi vardır? Evet, hiç kuşkusuz dedik, ordunun Türkiye'de şu anda bir devlet politikası olarak ordu bir ihtiyaç. Yalnız dün tıpkı bütçe yasası, ek bütçe yasası Türkiye'nin değil hükümetin ve AKP'nin bir ihtiyacı idiyse, bu yasa teklifi de aslında ordunun değil AKP'nin orduyu dizayn etme ihtiyacının bir sonucu. Ordunun temel bir ihtiyacından kaynaklı olduğu söylenemez. Ve ordunun temel politikası bir devlet politikası olarak Cumhuriyet'in kurucu aklı tarafından ortaya konulan bir politika gereği yurtta barış, dünyada barış değil miydi değerli genel kurul? Eğer öyle idiyse nedir bu? Suriye'ye savaş, Federe Kürdistan'a askeri operasyon, Yunanistan'a tehdit, efendim Finlandiya'ya sefer, İsveç'e efendim başka bir şey, NATO ile sorunlar bütünü. Bu nasıl bir askeri politika? Bu nasıl bir dış politika? Hani nerede yurtta sulh, cihanda sulh, yurtta barış, dünyada barış stratejisi?
ve savaş, çatışma, silahlanma yerine diplomasi, müzakere, barış politikası olursa bu direkt sosyal yaşama, kültürel yaşama, ekonomik yaşama da yansıyacak ve dün yine bu kürsüden ifade ettiğim dünya sinirlilik endeksinde 3. sırada olan Türkiye insanının sinirlerini biraz daha düşürecek, biraz daha gevşetecek, biraz daha relax hale getirecektir. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. Teklifin 3, 12, 16, 17 ve 18. maddelerine özellikle dikkat çekmek isteriz. 3. maddede Genelkurmay Başkanı'nın yaşının 67'den tedricen 72 yaşına kadar birer yıl arayla uzatılması, işte biraz önce söylediğim aslında ordunun değil AKP'nin bir politik ihtiyacı, orduyu dizayn etme ihtiyacından kaynaklıdır ve kesinlikle buna katılmadığımızı belirtmek istiyoruz. Yine 12. maddede genel bütçeye yük getirmeksizin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı döner sermaye işletmelerine ilave sermaye tahsis edilmesi ve tahsis edilen bu bedelin Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar çıkarılmasına dair kanun teklifi, işsizlik, yoksulluk, açlık sarmalındaki Türkiye için çok ağır bir ekonomik yüktür. Yine bedelli askerlik ve bedelli askerlik üzerinde yapılan spekülasyon ve adeta bedelli askerliğin batmış, tükenmiş, çürümüş ekonomik yapı için bir can simidi telakki edilmesi de anlaşılır bir şey değildir, kabul edilebilir bir şey değildir. Evet, yaklaşık 2 yıl önce yine bir askerlik yasası görüşülmüş. O yasada partimiz adına yine ben konuşmuş ve yine şu öneride bulunmuştum ve basın yerinden zıplamıştı. Evet, askerlerin sendika hakkı olmalıdır. Askerlerin sendika hakkı olmalıdır. Askerler bu hakkı kullanarak biraz olsun demokratik yapıya, biraz olsun hak ve özgürlükler sürecine dahil olacaklardır. Bu olmuyorsa bile ordu evlerinde çalışan emekçilerin sendika hakkı olmalı. Bakınız, ordu evlerinde çalışan özellikle Antalya'dan bir emekçi bizi arayıp uzunca bir talepler silsilesi gönderdi. Bu talepler silsilesinde bu yaz sıcağında özellikle Akdeniz şeridinde kıyafetten, çalışma koşullarından, çalışma saatinden kaynaklı çok ağır bir yükümlülük olduğu ve ordu evlerinde çalışan emekçilerin bunu kaldıramadığı şeklinde bu konuda kıyafet düzenlemesi, zaman düzenlemesi ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gerekiyor ordu evinde çalışan emekçiler açısından. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Evet, biraz önce yapılan konuşmalarda da üzerinde spekülatif ya da bilgiye dayalı konuşmaların, düşüncelerin ifade edildiği NATO zirvesi. Bakın, 8 Kasım 2009'da Fransa Devlet Başkanı Macron dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Hemen Putin atladı, evet doğrusunuz, haklısınız dedi. Merkel de buna katılmadığını söyledi ve üçlü bir kombinasyon çıktı ortaya. Şimdi sahiden NATO'nun beyin ölümü mü gerçekleşti? NATO sahiden ölü müydü, yaşıyor muydu? Bu ayrı bir yana, ama NATO'nun beyni var mı? Biraz da bunu konuşmak lazım. NATO bir savaş kurumu mu yoksa bir barış kurumu mu? NATO militarist bir kurum mu? NATO demokratik bir kurum mu? NATO dünyanın hangi ihtiyacına göre ihdas edilmiş bir kurum? Ve NATO İsveç gibi, Finlandiya gibi bağlantısızlıklarıyla, demokratik yapısıyla dünyaya örnek olmuş ülkeleri nasıl oldu da bünyesine aldı? Nasıl oldu da bir kutupluluk hali oluşturmaya çalıştı ve bu kutupluluk halinde Putin'i kışkırtıp Ukrayna'yı işgal ettirip buradan da NATO'nun beyin ölümünün bir operasyona dönüşmesi ve NATO'ya beyin nakli. Acaba NATO'ya beyin mi naklediliyor yoksa dünyaya yeni bir militarist, yeni bir emperyalist tehdit mi ortaya çıkıyor? NATO emperyalizmin, emperyalist devletlerin dünyaya tahakkümünün bir aracı mıdır? NATO bir barış kurumu mudur? Bakınız, Sayın NATO Genel Sekreteri
Stoltenberg, umarım doğru telaffuz ediyorum, görüntüsüne bakın, konuşmalarına, duruşuna, televizyonda bakın, birebir karşılaşmadım. Bu arkadaşımız Norveç İşçi Partisi'nin başkanıymış ve gençliğinde de Norveç'te İşçi Partisi yöneticiliği yapmış. Aynı bir robota benziyor. Duygu yok, jest mimik yok, efendim soğuk, donuk ve duygusuz. İşte NATO'nun görüntüsü. Soğuk, donuk, duygusuz, askeri ve militarist ve tahakkümcü. Bu tahakkümcülüğünün bir sonucu olarak bakınız, Putin'e diyor ki, işgalci Putin diyor, NATO diyor. Şimdi Büyük İskender'in çok güzel bir örneği var. Büyük İskender bilenler, mutlaka gidenler olmuştur. Antalya'nın Adrasan koyuna geliyor. Adrasan koyunda duruyor, orada konaklıyor biraz. Dünyayı fethetmeye giden İskender. Ve Adrasan koyunda bir tane korsan yakalayıp getiriyorlar İskender'e. İskender korsanı sorguluyor. Diyor ki, utanmıyor musun sen soygun yapmaya, hırsızlık yapmaya, gemileri soymaya utanmıyor musun? Hırsızsın sen diyor. Korsan diyor ki, efendim aslında ikimiz de hırsızız. Ancak senin orduların olduğu için sana imparator diyorlar. Benim ordum olmadığı için bana hırsız diyorlar. Şimdi Putin de NATO da ikisi de aynı. Ama Putin şu anda tek başına kaldığı için ona işgalci diyorlar. Ama NATO genişlediği, NATO tahakkümcü olduğu, NATO bütün dünyaya hükmetmeye çalıştığı için güya ona barışçı diyorlar. Hayır, ikiniz de hırsızsınız, ikiniz de işgalcisiniz, ikiniz de korsan ve Büyük İskender arasında geçen örneğin ta kendisisiniz. Tam bu noktada sormak lazım. NATO Genel Sekreteri Sayın Biden ve Sayın İngiltere Başbakanı, sizin Kürt halkıyla derdiniz nedir? Ey NATO, 40 yıl 40 milyon nüfusu bulunan Kürt halkıyla sizin ne alıp veremediğiniz var? Kürt halkının karşı karşıya kaldığı statüsüzlük sorununun, Kürt halkının karşı karşıya kaldığı kimlik sorununun, Orta Doğu'da Kürt halkının yaşadığı bölgesel sorunların en büyük sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve NATO'dur. Tıpkı Shides-Picot anlaşmasında İngiltere ve Fransa'nın kafa kafaya vererek Kürt halkı üzerinde oynadığı oyunlar gibi NATO yeniden şekillendirilirken bugün yine Kürt halkı üzerinde oyunlar oynanıyor. Ve bu oyunu öyle ustaca yapıyorlar ki sürekli terörden söz ederek, sürekli terörü gündem yaparak, ama 40 milyonluk Kürt halkının hiçbir hakkından, hiçbir talebinden söz etmeyerek, 40 milyonluk Kürt halkının dünyadaki varlığını görmeyerek, göstermeyerek, farkında olmayarak, red ve inkar ederek bir NATO yaşayamaz. Böyle bir NATO'nun zaten beyni olmaz ve başlangıçta aslında Macron haklıydı. NATO'nun beyin ölümü de gerçekleşmişti. Zira NATO bir barış örgütü değildir. NATO militarist, NATO erkek egemen, NATO şiddetten yana, NATO barış isteyen bir kurum değildir. Bakınız, eğer barış istiyorsa bunun en bariz, en belirgin yeri Orta Doğu'dur, Kürt sorunudur. Kuzey Suriye'dir, Federe Kürdistan bölgesidir. Buralarda yaşanacak operasyonlar ve bu konuda NATO'nun tutumu, bu konuda Biden'ın tutumudur. Sayın Biden, ama gerçekten Biden yani ha. Hani politikanız nedir sizin? Kürt sorununa dair politikanız nedir? Böyle iki de bir farklı farklı şeylerden söz etmek, güya Kürt halkına bir şey bahsediyormuş gibi davranmak kesinlikle bu sahte politika kabul edilebilir değildir. NATO çok kültürlü dünyayı kabul etmiyor. NATO çok dilli dünyayı kabul etmiyor. NATO kadınların özgür olduğu dünyayı da kabul etmiyor. Çünkü NATO erkek egemen bir sistem, NATO militarist bir sistem. Hal böyle olunca NATO'nun baştan sona sorgulanması ve Madrid zirvesinde üçlü kıskaç içerisinde bulunan Sayın Erdoğan'ın ne kadar ki mutlu görünüyor, ne kadar ki istediğini almış görünüyor idiyse de
Bunun bir yanılsamadan ibaret olduğunu belirtmek lazım. Neydi o üçlü kıskaç? NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı. İngiltere Başbakanı diyor ki çok güzel, çok güzel. Peki Sayın Başbakan nedir çok güzel olan? Ne çok güzel? Ne aldınız, ne verdiniz de? Bakınız, hiç oraya buraya lafı çevirmeyelim. F-16'ların yeniden revizyonu karşısında, tekrar ediyorum, F-16'ların revize edilmesi karşısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demek ile sizin burada sıraladığınız gerekçeler arasında hiçbir ilgi yok. Diyor ki kulisler, diyor ki uluslararası kaynaklar, diyor ki gazeteciler ve izleyenler, F-16'ların revizyonu karşılığında Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine evet dendi. Evet, bir kere daha ordusuz, bir kere daha şiddetsiz, bir kere daha silahsız, bir kere daha halkların, inanç grupların, cinsiyetlerin eşit olduğu, doğanın tahrip olmadığı bir dünya dileğiyle, militarist yapıların olmadığı bir dünya dileğiyle yasa konusundaki konuşmamı sonlandırıp güncel bir konuya değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, cumartesi günü Madımak katliamının 29. yılı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanlığı yapmış ve Madımak'ta katledilen tüm insanların arkadaşı, canı ciğeri olan biri olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Sivas'a, Sivas halkından hesap sormaya gitmiyoruz. Sivas halkı canımız, ciğerimiz, yarımız, yarenimizdir. Biz Sivas'a, Sivas katliamını yapan zihniyete hesap sormak için gidiyoruz. Ve AKP Sivas katliamında taraf olmuştur. Nasıl taraf olmuştur? Bir, zaman aşımı kararına bu karar Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyerek. İki, Madımak katilini affederek. Üç, bu süreçte aranan katillerin bulunmaması için gereken her türlü atraksiyonu dolaylı ve direkt yaparak Madımak katliamında açık bir taraflılık söz konusudur. Ey Türkiye halkları, ey inananlar, inanmayanlar, demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük isteyenler, 2 Temmuz sabah saat 9'da Ali Baba Cemevi önünde buluşup Madımak'ın önüne yürüyüp karanfillerimizi bırakacağız. Bir kere daha orada 11 yaşındaki Koray Kaya'dan 70 yaşındaki Nesimi Çimen'e kadar 17 kadın arkadaşımızı, semah dönmeye giden ve ateşte turna olan 17 kadın arkadaşımızı, şairleri, yazarları, dostları, canları anacağız ve Pir Sultan'ı alacağız. Kızılırmak gibi bendinden boşan, Hama'dan, Mardin'den Sivas'a döşen, düldüle yerlendi Zülfikar kuşağın, Alim ne yatarsın günlerin geldi. Alim, Hüseyin'im, Zeynep'im, Fatma'm ne yatarsınız? Gelin Sivas'a birlikte eşitlik, özgürlük, adalet yürüyüşü gerçekleştirelim. Ve diyelim ki biz Türkiye demokrasisinin, Türkiye'nin layık, demokratik, eşit yurttaşlığın olduğu bir ülke olmasının garantisiyiz. Bu mücadele için buradayız ve biraz önce yapılan konuşmada yine etne tırnaktan söz edildi. Bir metafor olarak burada söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Biz Aleviler ne etiz ne tırnağız. Biz Kürtler, Araplar, Romanlar ne etiz ne de tırnağız. Bakınız, Türkiye'deki halklar birbirinin nesidir biliyor musunuz? Kan ve canıdır. Yazın bir yere, kan ve canıdır. Kürtler ve Türkler, Aleviler ve Sünniler, eşitlik, özgürlük, adalet isteyenler, birlikte kimliği, kültürü ve diliyle özgür yaşamak isteyenler birbirinin eti ve tırnağı değildir. Kanı ve canıdır. Kanla oynamayın, can da gider. Canla oynamayın, kan da gider. Yani ne demek istiyoruz? Madımak katilini affetmek kanla canla oynamaktır. Madımak hakkındaki zaman aşımı kararına bu karar Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun demek kanla canla oynamaktır. Bizim anma için gittiğimiz bir etkinliğe kışkırtma yapmak, bu etkinliğin başka amaçla yapıldığını söyleyecek kadar çarpıtmak ve saptırmak kan ve canla oynamadır. Dolayısıyla biz Pir Sultan olarak ve Madımak'ta Pir Sultanlaşan 35 can olarak bu ülkenin kanı, canı ve kendisiyiz. Kanın ve canın gitmemesi için de elimizden gelen her türlü
dayanışmayı sağlayacağız. Hani biz şunu da demesini biliriz. Can Yücel'in dediği gibi memleket bölünsün istiyorum. Namuslular bir yana, namussuzlar bir yana. Lakin biz namuslular memleketin kökten kurtulması, eşitliğe, özgürlüğe, adalete kavuşması için canımız pahasına da olsa bu mücadele... Teşekkür ediyorum başkanım. Canımız pahasına da olsa bu mücadeleyi yürüteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Tekrar ediyorum. Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Madımak katliamı Alevi toplumuna, gençliğe, kadına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu suça karşı insanlığı, adaleti, inanç özgürlüğünü, birlikte yaşamı savunmak ve 35 canımıza sahip çıkmak ve Pir Sultan aşkına bir olmak için 2 Temmuz 2022'de sizleri sabah 9'da Ali Baba Cemevi'nde buluşmaya davet ediyor. Saygılar sunuyorum.